buji meme yapmış, buji yağlamış, buji kararmış. Bu cümleleri çok duydunuz değil mi ustalardan? Evet, buji motorla ilgili pek çok bilgiyi barındırır. Şimdi bujiye bakarak motorun balistik incelemesini yapacağız. Arkadaşlar, aracımızdaki buji bize aslında motorla ilgili pek çok bilgiyi verir. Pek çok olumsuz yönleri de açığa vurur. Bu anlamda ekspertiz servislerinde aslında şüphelendikleri motorların bujilerin sökülmesi ve kontrol edilmesi doğru bir davranış. Belki de bunu yapan da vardır işlerinde ama ekspertiz servislerinin şüpheli durumlarda 4 tane buji sökmelerini tavsiye ederim. Bu anlamda tek buji sökmek doğru bir yöntem değil. 4'ünün birden sökülmesi tavsiye ettiğim bir yöntem. 4 tane buji yan yana koyduğunuzda çıkan bujilerin durumu size motorla ilgili pek çok sinyali verecektir. Şimdi örneklendireceğim bir arabamız var. Bu bizim müşterimiz, aracını da yeni aldı. Az sonra montaja inecek ama inmeden önce bize şunu söylemişti. Motorumda nasıl bir durum var? Yani bunu nasıl anlarız diye. Biz de ona bujilerini sökeceğiz ve bujine bakarak motorunla ilgili yorum yapacağız dedik. Şimdi bu işlemi yaparken de ben size bujiye bakarak aracınızdaki sorunlar nasıl anlaşılır bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, birinci örneğimiz şöyle, bujinin ucu menemiş rengine dönmüş ve gördüğünüz gibi hararet yemiş bir buji. Gördüğünüz gibi buji hararet görmüş ve şöyle menemiş rengine bürünmüş. Arkadaşlar, böyle bir buji gördüğünüzde motorda aşırı ısınma olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tabi sebeplerinden bir tanesi fakir karışım. Fakir karışımda motor iç ısısında artış olur. Bir diğer sebebi de arkadaşlar, fazla hava ve fazla yakıtın aynı anda girmesi. Bu da yine aşırı bir hararetin oluşmasına sebep olur. Yine böyle bir buji gördüğünüzde aracın yükte çalıştığını, zorlandığını anlayabilirsiniz. Böyle bir yorum yapabilirsiniz. İkinci örneğimizde bujinin uç kısmında siyah bir karbon birikintisi görmekteyiz. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz siyah birikinti, karbon birikintisi. Bunun en büyük sebebi araçta yanmamış yakıt manası taşır. Ateşleme ile ilgili problemler olduğunu gösterir. Bobin arızalarını işaret eder. Buji kablosu yine arızalı olabilir. Ya da araçta aşırı işeme, enjektörlerde problemler olduğunu ifade edebilir. Bu şekilde siyahlaşmanın bir başka sebebi de aracın sürekli kısa mesafede zengin çalışması anlamı taşır. Motorla ilgili herhangi bir mahsuru var mı derseniz, motor içerisinde kurum oluşmasına sebep olur. Yine üçüncü örneğimiz bujide yağlanma, ki en problemli durumdur. Bujiyi söktüğünüzde ucunda bu şekilde bir yağlanma gördüğünüzde, yani bir yağ filmi gördüğünüzde arkadaşlar, motor segmanlarında sorunlar olabilir. Yine subap kaçaklarından dolayı problemler oluşmuş olabilir. Turbolu problem olabilir ki turbodaki yağ yine bujinin bu kısmına gelmiş olabilir. Yağ keçelerinden kaçırıyor olabilir. Yani motorla ilgili bir problem vardır ve yanma odasına gördüğünüz gibi yağ gelmektedir. Büyük bir problemdir. Motorun açılmasına kadar gidebilir. Çok dikkatli olunması gereken bir durumdur. Bir diğer konumuzsa bujinin porselen kısmının sararması. Arkadaşlar, bir bujinin porselen kısmı sararmış ise bu iki şeye delalet eder. Bunlardan bir tanesi buji kablosu ya da bobin artık ömrünü doldurmuştur. Ya da aracı uygun buji kablosu, bobin kullanılmamıştır. Ya da araç aşırı yük altında olabilir. Yine bir başka sebep de arkadaşlar, kullanılan buji soğuk sıcak diye ayırt edilebiliyor biliyorsunuz. Araç da soğuk buji kullanılmak yerine sıcak buji kullanılmıştır ki ısıyı normalde buji motor bloğuna atması gerekirken aşırı hararetten dolayı porseline sarartmış olabilir. Bu anlamda aracı uygun buji kullanılmamış da diyebiliriz. Buji sararmasının motor herhangi bir zararı yok ama porselini sararmış bir buji gördüğünüzde mutlaka ve mutlaka değişmeniz gerekmekte. Bir diğer buji örneği paslı buji. Bujiyi söktünüz ve bujide gördüğünüz gibi pas var. Bu ne anlama gelir? Bu motor sulu yıkama görmüş ve burada bir oksitlenme oluşmuş demektir. Gördüğünüz gibi bujinin metal kısımlarında oksitlenme oluşmuş. Bu motor sulu yıkamaya maruz kalmış demektir. Arkadaşlar, sulu yıkama derken normalde bir motor sulu yıkanmaz.
hani yanlışlıkla yıkamış olsanız bile yapmanız gereken aracı 3-4 saat boyunca rölantide çalıştırmanız ve o sıcaklık ile sağında solunda biriken suyun buharlaşarak gitmesini sağlamanız, yoksa aracın pek çok parçasına, elektronik parçalarına zarar vermiş olabilirsiniz. Arkadaşlar, bir başka önemli durum ve çok rastladığımız bir durum ise buji porselininin ve buji anahtar ağzının yağlanması. Bu çok rastladığımız bir durum. Eğer burada bir yağlanma görüyorsanız, motor üst kapağında bir kaçak vardır, yağ kaçağı vardır. Üst kapak contalarının değişmesi gerekir. Yine bir diğer buji örneğimiz, bujinin uç kısmı yanmış. Arkadaşlar, böyle bir buji gördüğünüzde uç kısmının, uç dişlerinin, diş kısmının yandığını gördüğünüzde bu bujinin aracı uygun olmadığını söyleyebilirsiniz. Uzun bujidir, aracı uygun olmayan bujidir. Hatta ve hatta belki de pistona bile çarpıyor olabilir. Arkadaşlar, son örneğimiz ise bujiyi söktünüz, buji rezil vaziyette. Çok eski, yıpranmış. Böyle bir buji söktüğünüzde şu yorumu yapabilirsiniz: bu araç sahibi aracına gerekli özeni göstermemiş, bakımlarını yapmamış, yani umurunda olmamış diyebilirsiniz ve hemen bu bujiyi değiştirmelisiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi buji bize motorla ilgili pek çok alameti önden verebiliyor, pek çok fikri verebiliyor. Şimdi bu aracı montaja alacağız ve araçtaki bujileri söktüğümüzde, az önce söktüğümüzde tertemiz olduğunu gördük. Hatta araç sahibi yeni değiştirmiş, doğru bujiyi kullanmış. Bu bize araç sahibinin hem bakımlarına riayet ettiğini, aracına özen gösterdiğini, hem de motorla ilgili herhangi bir sorunun, sıkıntının olmadığını işaret ediyor diyelim. Aracınıza iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sorularınız varsa lütfen alta yazmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.